Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir menüyle karşınızdayım. Bayramda da misafirlerimize ne tarz yemekler yapabilirsiniz? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. En azından sizlere de bir fikir olması amacıyla. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları bir sıralayayım. Lebeniye çorbası yapacağım. Perde pilavı, kadayıf dolması, bir de yeşillik salatası hazırlayacağım inşallah. Çekim esnasında zorlandığım için ben bir tane soğanı kıymamın içerisine rendeledim. Neyden başlıyorum? İlk önce köftesini yapacağım lebeniye çorbasının. Onu birazcık dinlendirmemiz gerekiyor çünkü. Malzemelerini katmadan 200 gram kıyma, 1 adet de kuru soğan kattım içerisine. Şöyle kimyon, karabiber ve pul biber. Baharatlarımı da katıyorum. Yeterince tuz. Yoğuruyorum. Üzerine bir streç film çekiyorum. Birazcık dolapta dinlendireceğim. İlk önce pirincimi ıslatarak başlıyorum. 200 ml bardakla 2 tane koyacağım. Yani 2 su bardağı. Üzerine de ılık su ekliyorum. Kenara alıyorum. Beklesin bu burada. Ben ön hazırlık olarak şöyle bir tane buda haşladım. Eğer tavuğu içerisinde daha çok seviyorsanız daha fazla da haşlayabilirsiniz. Ama benim için bu yeterli. Tavuğumu dideceğim. Önce derilerini falan alayım. Tenceremin altını yakıyorum. Bu arada düdüklüde nohutum da pişiyor. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Eriyen yağımın içerisine şöyle 25 gramlık dolmalık fıstık ekliyorum. Bir yemek kaşığı kuş üzümü yıkadım. Biraz öncesinde de ıslattım. Şöyle bir 15 tane kadar da badem ekliyorum. 1-2 dakika kavuracağım. Çok fazla yağ eklemiyorum. Zaten tavuğun suyu da yağlı olduğu için bu yağ yeterli, gelecektir. Pirincimi ekliyorum, yıkadım. Pirinçler diri diri olana kadar kavuracağım. Baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, karabiber, birazcık da kimyon. Kimyonu da az kullanın. Yeterince de tuz. Tavuğu haşlarken tuz attıysanız hiç atmayabilirsiniz. Suyunu süzerek ekleyeceğim. İki bardak. Kapağını kapatıyorum. En kısa alıyorum. Pilav arka tarafa aldım. Nohut da biraz daha pişecek. O zamana kadar tatlımın şerbetini hazırlayacağım. 3 su bardağı şekeri kabımın içerisine alıyorum. 3 su bardağı da su ekleyeceğim. Şöyle ufak bir dilim de limon atıyorum içerisine. Ocağımın altını yakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 15 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım. Pilavım pişti, kapattım. Şerbetim de pişiyor. Hemen çorbamı yapmaya başlıyorum. Şöyle kettle'da kaynattığım suyu göz kararı ortalama 1,5 litre falandır. Ocağımın altını yakıyorum. Kaynaması için bekliyorum. Suyumun kaynamasını beklerken tavukları içine katıyorum. Ve karıştırıyorum. Pilavımın dinlenmesi gerekiyor. Evet, perde pilavımın içi hazır artık. Kapağını kapatıyorum. Tekrar kenara alıyorum. Dinlensin o kenarda. Bu arada suyum da kaynıyor. Yarım çay bardağı pirinci ıslattım, yıkadım. Ekliyorum. Bir su bardağı haşladığım nohutumu da ekliyorum. Altını kısıyorum. Kapağı da yarım bırakıyorum. Hemen köftelerimin şeklini vereceğim. Şöyle bir yemek kaşığını neyin içerisine yuvarlayacaksanız koyun. Köftemi açıyorum. Küçük küçük nohut kadar yapacağım. Şöyle. Yanıma bir miktar da su aldım. Arada elimi ıslatacağım. Çok olmadan. Şu şekilde yuvarlıyorum.
Köftelerin hepsini yaptım. Şimdi artık fazla ununu almam gerekiyor. Aslında fazla bir un koymadım ama gene de şöyle eleyeceğim. Çorbamın sosunu hazırlayacağım. Yoğurtlu bir karışım yapacağım. Şöyle bir yemek kaşığını tam doldurmadan un, bir kase yoğurt, bir tane de yumurta kattım. Hemen karıştırıyorum. Artık pirinçler pişti. Zaten nohut haşlanmıştı. Şöyle çorbanın içerisine bir miktar ekleyeceğim. Çırpıyorum. Tekrar altını kısıyorum. Biraz daha pis. Ben hemen şöyle tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Yağım iyice ısındıktan sonra köfteleri içine atıyorum. Çok karıştırmayın, köfteleriniz dağılır. Üzerine bir yemek kaşığı nane koyuyorum. Ayrıyetten nane yapmamak için daha mantıklı. Ocağımın altını kapatıyorum artık. Çorbamın içerisine ekliyorum. İlk başta köfteleri attığımda dikkatinizi çektiyse sanki böyle köfteler yapışmış gibi oldu ama ellemeyin. Kendi kendine kızardıkça ayrılıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de yapışmadı. Tane tane. Şöyle yakın çekimde göstereyim sizlere. Aklınızda bir şey kalmasın. Gördüğünüz gibi köfteler gayet güzel pişti. Ocağımın altını artık kapatıyorum. Yeterli. Hemen tuzunu ekliyorum. Yeterince tuz. Tamamdır. Çorbam hazır artık. Perde pilavına tekrardan dönebilirim. Kapağını da kapatıyorum. Perde pilavının hamurunu yapmaya başlıyorum. 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şöyle karıştırıyorum. Yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. 2 su bardağı unu da eledim. Yavaş ve dikkatli ekleyin. Tuzu unutuyordum. Şöyle çay kaşığının ucuyla da tuz. Bir su bardağı un da aldım yanıma. Yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle biraz un serpiyorum. 3 ile 3,5 su bardağı un gitti. Siz de yavaş ve dikkatli ekleyin ununu. Bir 2 dakika daha yoğurduktan sonra tamamdır. Yoğurduğum hamurun 1/3 birini kenara ayırıyorum. Diğerini de açıyorum. Şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Sert yapmayın. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Gayet güzel. Olabildiğince ince açacağım. Şu incelik gayet iyi. Daha fazla açmayacağım. Şöyle hamuru kenara alıyorum. Ben böyle kelepçeli bir kalıpta yapacağım. Ama sizin herhangi bir evde kek kalıbınızda yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İlla böyle kelepçeli olmasına gerek yok. Kelepçe kısmını kullanmayacağım çünkü. Bolca tereyağı ile yağlıyorum. Yağladığım kalıbımın içerisine istediğim gibi bademi dizeceğim. Siz de nasıl şekilde istiyorsanız öyle dizebilirsiniz. Bir 10 dakika dolaba atacağım. Yani dolabın buzlu kısmında bir 10 dakika bekleteceğim. Bademlerin yapışması için. Gördüğünüz gibi
bademler yapışıyor, yoksa hamuru koyarken kalkabilir. Hemen hamurumu alıyorum. Beklerken biraz yumuşamış ama olsun. Şöyle yavaşça. Hazırladığım pilavı içerisine dolduruyorum. Şöyle dağıtıyorum. Kenarda beklerken ben hemen diğer hamurumu açıyorum. Şöyle hafif un serpiyorum. Çünkü hamuru biraz yumuşadı. Tam üzerine göre açacağım. Yeterli. Üzerine kapatıyorum. Kalan hamurları da aynı şekilde. Alt üst ayarda 180 derecede kızarana kadar pişiriyorum. Dolmasını yapmaya başlıyorum. Şöyle 300 gram kadar kadayıfım var. Şöyle koparıyorum bir kısmını. Şöyle uzun uzun. Şöyle çekin. Tekrar yan yana. Çok aşırı derecede kalın da değil. Şöyle uzun bir hale getirdim. İçine şöyle iri çekilmiş ceviz kullanacağım. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. İçine şöyle koyuyorum. Sarıyorum. Arada yanlardan da topluyorum. Yumurtayı bulayacağım için toparlanacak o. Şöyle kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Sıkın sararken yanlardan topluya topluya sıkıyorum. Şöyle 3 tane yumurtayı çırpıyorum. Yeterli. Hemen şöyle alıyorum. Çok fazla aşırı değil. Sadece dıştan değmesi yeterli. Sıkıyorum. Çok içine aşırı bandırmayın. Şöyle batırıp çekiyorum. İyice sıkın, içerisinde yumurta kalmasın. Dolmaları kızartmaya başlıyorum. Tavamın içerisine bolca yağ koydum. Kızgın yağ atıyorum. Tersine düzüne çevire çevire kızartacağım. Kızaranları alıyorum. İyice kızartın. Şerbetin içerisine atıyorum. Çok fazla tutmayacağım. 1-2 dakika yeterli. Şöyle alttakiler daha fazla kaldı. Alttakileri önce alıyorum. Artık son aşamadayım. Salatayı da yapayım. Şöyle bir yeşillik salatası yapacağım. Yıkadım. Doğramaya başlıyorum. Şöyle yanıma alıyorum. Göbek kullanacağım. İri iri doğrayacağım. Yeşillikleri doğruyorum iri iri. Göbek
salata yapacağım. Bir tutam maydanoz kullanacağım. Şöyle bir tane salatalık. Bir tane de havuç rendeleyeceğim. Hemen ardından şöyle kırmızı biber közlenmiş. Şöyle bir su bardağı da mısır ekliyorum. Salatamı kenara alıyorum. Sosunu hazırlayacağım. Bir tane limon. 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Birazcık da tuz. Şöyle 1 çay kaşığı kadar da kekik koyuyorum. Karıştırıyorum. Sosu üzerine gezdiriyorum. Şöyle ellerimle karıştıracağım. Bir servis tabağına boşaltıyorum. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Çocuklar artık okul tatili olduğu için evde. Ne kadar kapıyı kapatsam da ses geliyor maalesef. Perde pilavını da çıkardım fırından. Gördüğünüz gibi. Hemen üzerini kapatıyorum. Şöyle ters çevireceğim. Biraz sıcak. Açıyorum. Gayet güzel pişmiş. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bütün yemeklerim hazır. Yemeklerimin son halini videonun sonunda göreceksiniz. Neler hazırladım? Şöyle tek tek bir sıralayayım. Göbek salatası yaptım. Perde pilavı, lebeniye çorbası ve kadayıf dolması hazırladım. Bugün artık son iftar yapılıyor evlerimizde. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Eğer hazırladığım bu menülerden memnun kalıyorsanız bunu yorum olarak bildirebilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.